İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde daha önce gövdesini, ellerini ve ayakkabılarını yaptığımız modelimizin baş kısmını yapacağız. Önce daha önce yaptığımız kısımları sakladım. Şu anda ön görünüm resmi karşımızda. Bir tane küp ekliyorum. Küpe değeri 2 olan bir subsurface modifier ekledim. Bunu kalıcı hale getirmek için sağ taraftan apply dedim. Sonra edit modda mirror yapabilmek için sol taraftaki vertexleri seçtim, sildim ve yine modifier kısmından mirror modifier'ı seçtim. Onun vertex butonuna ve clipping butonlarına bastım. Şimdi bütün vertexleri seçiyorum. En yukarıdaki vertex aktifken yukarıya doğru daraltıyorum. En yukarıdaki vertex aktif olacak. Yukarıya doğru daralttım. Bir de sağdan ve soldan daraltma işlemini yapıyorum. Onu da yaptım. Şimdi sağ taraftan bakarsak, yani yandan, orada da bir daraltma işlemi yapıyorum. Şu anda kabaca bir bakacak olursak ham haliyle şeklimiz oluştu. Şimdi buna bir takım işlemler yaparak daha fazla benzemesini sağlayacağız. Bunun için önce en alttaki vertex'i seçiyoruz. Sonra pivot point'imiz 3D kursörü gösterirken ve proportional editing açık durumdayken rotate diyoruz ve proportional size'ı da mesela 1.77'ye kadar getiriyoruz. Sonra sol tarafa doğru döndürüyorum. Bir miktar döndürdüm. Aynı işi en yukarıdaki vertex'i seçip sol tarafa doğru onu da biraz döndürdüm. Şimdi yine bütün vertex'leri seçiyorum. Bu sefer hepsini beraber proportional edit'i kapattım. Sağ tarafa doğru döndürüyorum. Ve karşıma biraz daha yeni bir şekil çıktı şimdi. Burada da yine tekrar düzenleme yapacağım. Yukarıdan bu vertex'i seçtim. Katsayıyı biraz küçülterek üst sol tarafı yerine getirdim. Başın arka kısmını biraz geriye doğru alıyorum. Önden bakacak olursam burada da biraz düzenleme yapmam lazım. Mesela şu alt taraftan önce çene kısmını biraz aşağı doğru genişlettim. Yanak kısmını biraz içeri aldım. Yukarıdan da biraz genişletme yaptım. Yine kabaca ham olarak bir şekil elde etmiş olduk. Şimdi burada bu biraz önce yaptığım işlemlerin amacı, dikkat edecek olursak vertexler, mesela bu burun kısmından yukarıya doğru bu şekilde bir eğimle çıkıyor. Aynı şekilde yatay çizgilerde yine göz kısmından, burun kısmından arkaya, aşağıya doğru bir eğimle gidiyorlar. Bu şekilde yaptığımız zaman işlemler daha kolay oluyor. Onun için bu şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdi artık daha ayrıntılı işlemleri yapmaya başlayabiliriz. Önce bu en soldaki iki sıra vertex grubunun arasına kenarlarda muhakkak birbirine yakın bulunan vertexler olması gerekiyor. Çünkü bu küre şeklinde bir üç boyutlu çalışma olduğu için oraya bir sıra daha ekleyeceğiz. Önden bakıyorum. Tam bu burun orta kısımdan bir hat daha ilave ediyoruz. Enter'a bastım. Şimdi yandan bakacak olursam, evet, buraya bir hat daha girmiş olduk. Şimdi bu çene kısmı böyle dışarıda kaldı biraz. Buraya da yine yukarıya doğru bir vertex grubu daha lazım. Onu da koyalım. Yukarıdan başlayarak
kat modunu kullanarak bir vertex grubu daha ekledim. Şimdi artık çeneyi daha düzgün yerine yerleştirebiliriz. Şöyle aşağı doğru aldım. Bu daha gerideki vertexleri de biraz daha öne aldım. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra bir bakacak olursak çene kısmı biraz sivri oldu. Onun için o yandaki vertexleri biraz kenarlara doğru açmamız gerekiyor. Yine yandan bakacak olursak şimdi bu çene ile dudak arasında bir girinti var. Onu yapmak için yine kat modunu kullanarak bu ortadaki vertex'ten yine tam o girintinin olduğu yere doğru bir vertex grubu daha ekledim. Yani iki tane daha vertex eklemiş oldum. Onları da yerlerine bu şekilde yerleştirdiğim zaman yine önden bakarsak bu sivrilik dışında şöyle biraz yandan bakalım. Bu ortadaki vertex'i de biraz geriye doğru alırsak çene kısmını bitirmiş olduk. Şimdi yukarıya doğru devam edeceğiz. Dudakları yapacağız. Sonra burun, gözler o şekilde bitireceğiz. Şimdi dudakları yapalım. Dudakları yapmak için önce ön tarafta iki tane vertex'imiz var. Bu biraz şöyle aşağıda. Ayrıca dudakla burun arasında da bu vertexlerin olması gerekiyor. Şöyle koyalım. Şimdi kabaca bunları yerleştirdikten sonra dudakta ki olması gereken vertexleri yine kat modunu kullanarak oluşturuyorum. Buradan bir tane çıkardım. Şurada. Yukarıya doğru gittim. Tekrar E'ye bastım. Bir tane aşağı doğru. Yine E'ye bastım. Üst dudağın üst kısmı. Tekrar E'ye bastım ve iki dudağın tam ortasındaki vertexleri oluşturdum. Şimdi bakacak olursam miktar olarak en az bulunması gereken vertexleri oluşturduk. Bunların sadece yerlerini biraz düzenlediğim zaman daha hoş bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi burada mesela şu üst dudaktan başlayalım. Orta dudaktaki vertexler biraz geride olacak. Bunlar zaten arkadaki resimden bakarak da yerlerini kolayca tahmin edebileceğimiz şekilde yaptığımız düzenlemeler. Bu haliyle bir bakalım şimdi. Şunları da geri aldım. Z'ye bastım. Evet. Dudak tamam. Birazcık önden düzenleme yapalım. Mesela şu vertex'i biraz sol tarafa alalım. Bunu biraz aşağıya. Ondan sonra şurada dudakta bir şu şekilde bir bölmeleme var. Onu da yapıyoruz. Ve ortadaki vertex'i biraz aşağıya. Arkadaki resimle beraber kontrol edersek şunu biraz daha aşağı alabiliriz. Şöyle düzenliyoruz. Bu sefer resimden faydalandık. Bu şekilde dudağı da bitirmiş olduk. Şöyle bakacak olursak dudak ve çene kısmı bitmiş oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi burnu yapacağız. Burnu yapmak için önce şu soldan dördüncü sıradaki vertexleri biraz geriye alalım. Bunlar yanağın üzerinde bulunan vertexler. Sonra şunları da biraz geri aldım. Şimdi önce şu burundaki çıkıntıyı yapmak için kat modunu kullanarak şuradan iki vertex oluşturdum. Bunları ileri doğru aldım. Ondan sonra yukarıda da bu vertex'i geri aldım. İki tane şurada bulacak. Yukarıda da aynı şekilde. Hep böyle bir kenarlarda birbirine yakın iki vertex olacak. Şimdi yine burada şu burun kısmında yukarıdan aşağı doğru bir vertex grubu daha lazım. Çünkü ayrıntıya girdikçe mecbur kalıyoruz. İlave vertexler koyuyoruz. Şu şekilde onu da yerleştirdim. Bakacak olursam burada gene dediğim gibi ön tarafta birbirine yakın
Sonraki biraz daha geride bulunmak kaydıyla vertexleri yerleştiriyoruz. Şunlar biraz yukarıda dursun. Şöyle. Bu araya iki sıra daha koydum. Şunu biraz daha geriye aldım. Şimdi şu arada gene kat moduyla vertexler lazım. Onları yarattım ve yerlerini arkadaki resimden de faydalanarak yerleştiriyorum bu şekilde. Şimdi bir önden bakacak olursam, önce bunu bu haliyle bir göstereyim. Kabaca oluştu. Şimdi öncelikle arkadaki resimden faydalanırsak, şu en kenardaki vertexler biraz daha yakın ve biraz daha aşağıda. Çünkü böyle eğim var aşağıya doğru. Yalnız şu en arkadaki vertexler görüntüyü karıştırıyor. Onun için border'la arkadakileri seçtim. Hide dedim, sakladım. Şimdi tekrar yapıyorum aynı işi. Bu en sağdakileri biraz gördüğümüz gibi burada kenarda dışarıda kalıyor biraz resimde. Bizim de ona uymamız lazım. Onun için bu şekilde onları da ayarladım. Şöyle kabaca oluştu ama daha biraz ayrıntılı işler daha yapacağız burada. İlk yapacağımız iş şu tam bunun ön kısmında, şu gösterdiği bu kısımda araya bir sıra daha vertex girmek için V tuşuna bastım. Burayı ayırdım. Şöyle. Ayırdıktan sonra bu ayırdığım kısımda yine face'ler oluşturuyorum. Face'leri 4 tane vertex seçip oluşturdum. Burada da bir tane böyle bir üçgen kaldı. O dura koysun. Şimdi önden bunu biraz daha düzeltiyoruz. Yine arkadaki resim gözükürken şunları biraz yukarı alıyorum. Biraz da yan taraftan bakarak düzenleme yapayım. Orada da bu en uçtaki vertexler biraz daha yaklaştırdım. Bu şekilde. Bunları hep arkadaki resimden faydalanarak yapıyorum. Çünkü ezberden yapmak bayağı zor bir iş. Resimden faydalanmanın da hiçbir sakıncası yok. Bunları biraz tekrar aşağıya aldım şöyle. Şimdi daha iyi gözüküyor. Bir de şu şekilde bakalım. Evet, burun bayağı bir ortaya çıkmaya başladı. Ama daha bitmedi işimiz. Şimdi bu üçgende biraz değişik yapalım. İçinde face de yok şu anda. Burada üçgen değil de 4 vertexli bir face oluşturmam lazım. Bunun için şöyle yapabilirim. Önce cut modunu kullanarak şuradan şöyle bir 4 vertexi oluşturdum. Edge modda şu ortadaki edge'i ortadan kaldırdım. Tekrar vertex'e geçtim. Bu face'i bir oluşturayım önce. Sadece şey yapmış oldum, üçgeni dörtgene çevirmiş oldum. Burada aslında şu ikisinin, bu iki vertex'in beraber olması lazım. Onları bir birleştiriyorum. O zaman sanki deminkinin aynısı gibi olacak ama şöyle at center diyelim. Sonra şuradan şu iki vertex'i seçtim. Bunların arasından subdivide dedim. Evet, böyle daha iyi oldu. Bir de şurada bir üçgen var. Şimdi burun kısmında biraz uğraştım. Çünkü hakikaten gözler ve dudaklara göre burun biraz daha zor. Ama şu anda doğru yoldayız. Sadece biraz arkadaki resimden gene yararlanarak vertexlerin yerlerini biraz daha düzenlemem lazım. Şöyle bunları yukarı çektim. Aslında bu şurada olacak. Şöyle. Bunları tabii biraz pratikten de hızlı bir şekilde yapabiliyorum ama temel olarak bu şekilde yaptığınız zaman pek çok tutorial var yüz yapmakla ilgili. Ama
bana en kolay bu şekilde geliyor. Şimdi bir bakalım. Şöyle önden bakarsak. Bunu biraz aşağıya alacağız. Şu aşağıdaki bu burnun tam deliklerin olduğu kısım buradan böyle dar gözükecek. Hatta aslında burada bir yanlışlık olmuş. Şu verteksi buradan benim ayırmam lazımdı. Ayırırsam burada bir durdurayım ben bunu. Şimdi burada bu verteksi buradan biraz ayırdım aşağıya doğru. Çünkü şunun dörtgen olması gerekiyordu. Onu şöyle düzelttim. Şu sağdakinin de şu verteksi şuraya almam lazım. Onu da ikisini seçtim. Alt M, Atlas dedim. Ha, şimdi oldu. Sonra buradaki face'i yeniden oluşturdum ve Edge modda da bu aradaki Edge'i dissolve dedim, kaldırdım. Şimdi evet, şimdi olması gerektiği gibi bir duruma geldi. Şimdi yeniden birazcık düzenleyelim ve burnu yavaş yavaş bitirmeye başlayalım. Arkadaki resmi açtım. Şöyle. Buradan şunu biraz yukarı doğru aldım. Şimdi tutorialında, yani bu şu an yaptığımız dersin de aşırı uzamaması için çok da ayrıntılı yapmamam lazım. Çok uzun sürer yoksa. Onun için yani genelde vertexler bunlar. Bunları biraz böyle oynayarak zaten yaptığımız her modelde de tamamen aynı şekillerle karşılaşmadığımız için düzenlemeyi onlara göre yapıyoruz. Şimdi bunu biraz içeri aldım. Bu vertexleri de biraz daha yaklaştırdım. Hatta şunu da şöyle yaklaştırıyorum. Böyle daha iyi oldu. Şimdi evet. Şimdi burun kısmını bitirmiş olduk. Bu sağdaki iki büyük kısım, iki büyük face'te tamamlamamız gereken yerler var. Bunları yaparken dikkat ettiğimiz şeyler şunlar. Şimdi mesela kat modunda şuradan şöyle gelirsem, dikkat edersek bu burun altından yukarı doğru bir loop oluştu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani genelde yani böyle rastgele vertexleri birbirine bağlamak değil, ortaya çıkan şekil hep böyle yuvarlak katlı ve looplar şeklinde olması lazım. Biz bir tanesini yaptık. Şimdi bir tanesini daha yapacağız. O da şu burunun ortasındaki bu hattan aşağıya doğru şöyle. Şunu da aşağıya alayım. Mesela kat modunda şuradan şöyle bağlarsam. Bir de şuradan bağlarsam. Şu edge de aradan çıkartılırsa dikkat edersek çok az bir düzenlemeyle şu burnun üstünden aşağı doğru bir loop daha yapmış oldum. Şöyle baktığımız zaman onu daha net göstermek istersek şöyle bir onu seçeyim ben. Gördüğümüz gibi böyle bir loop var. Şimdi orayı tamamladık. Sadece burada bir mesela şu dört tane vertexi, daha doğrusu şu iki vertexi J ile birbirine bağladım. Burada da yine yandan bakarsak bir bölmeleme daha yapacağım. O da şu ikisi arasında bir edge daha eklersek aslında o da bize gerekiyor çünkü orada burnun tam orasındaki o girinti hissini vermek için burada. Orayı da tamamladık. Şimdi artık göz kısmına sıra geldi. Şimdi arkadaki resme bakarsak şu iki vertex tam gözün üstüne geliyor. Onun için o ikisini seçtim. V'ye bastım ve onları şöyle ayırdım. Fazla uzaklaştırmadım. Şimdi şu vertex'i GG ile aşağıya doğru aldım. Ötekini de GG'ye bastım, aşağı doğru aldım. Aynı işi
GG'ye basmamın sebebi vertexin bağlı bulunduğu edge üzerinde hareket ederek çok öne veya arkaya gitmeden kaydırmak için. Şimdi artık göz yapacağız. Yan taraftaki resmi de kullanıyorum. Kursörümü tam gözün ortasında bir yere aldım. Hem önden hem yandan kursör ortada. Bu durumdayken Shift A'ya bastım. Bir circle ekledim. Circle 32 vertex'te. Onu 8 yaptım. Ve pivot point'im 3D kursördeyken clipping işlemini kapattım sağ taraftan. Ve X'te X ekseninde 90 derece döndürdüm. Şöyle. Sonra scale ile bunları küçülttüm. Şimdi bu vertexleri, clipping'i tekrar açtım yalnız. Onunla işim bitti. Bu vertexleri bu gözün en içteki kenar kısmına şöyle kabaca getiriyorum. Bu önden şu anda düzenlemeyi yaparken sağ tarafta bunlar hala dümdüz. Şöyle bakacak olursak. Bunları da her birini tek tek seçiyorum. Mesela bu en sağdakini seçtim. Onu Y ekseninde olması gereken yere, daha önce hep yapmıştık bu çalışmalardan. Sadece iki resimli, üç boyutlu görüntü yapabiliyoruz. Bunları yerlerine alıyorum. Bunu da getirdim. Dört tane daha var. Onlar da sağ taraftaki. Önce sol taraftan seçiyorum. Vertex'i sağ tarafta da onun gerçekte bulunması gereken yere götürüyorum. Şu en sağdakini seçeyim. O da şöyle. Şimdi şöyle bakacak olursak, o gözün içindeki vertexler yerine oturdu. Şimdi bir şu üst kısımda bir çukurlaşma var. Altta da bir şişkinlik var. Altta da aşağıya doğru bir çukurlaşma var. Onları yaparak devam ediyoruz. Extrude dedim. Yukarıdan 3 tanesini Extrude'la ön taraftan gene bakarken kabaca yerine yerleştirdikten sonra sağ tarafta her birini biraz geriye doğru alıyorum. Çünkü onlar daha çukurda duruyorlar. Onları seçtim ve geriye doğru aldım. Aynı işi aşağıdaki 3 vertex için de yapıyorum. Onları da extrude ettim. Şöyle biraz yerlerini biraz düzenledikten sonra sağ taraftan onları da bu sefer ileriye doğru şöyle ileriye doğru alıyorum. Bu da herhalde biraz ileride olacak şöyle. Bakacak olursak şöyle gözün alt kısmı biraz torbacık olur orada. Şişkinlik olur. Onu da yaptık. Şimdi artık bu arada kalan boşlukları tamamlamak kaldı. Şuradan başlayalım. Mesela bu vertex'i seçiyorum. Üsttekine Alt M Atlas dedim. Orayı yaptım. Ondan sonra bunu da biraz şöyle kaydırdıktan sonra Alt M ile onu da bu arayı birleştirdim. Çünkü en kolay orasıydı. Şimdi şurada üst kısımda buradan bir devam edelim. Şu vertex'i aldım. Extrude dedim. Şöyle bir yere getirdim. Sağ tarafta da o. Y ekseninde şöyle sağda bir yerde. Buradaki face'i oluşturuyoruz. Bunu da oluşturduk. Şimdi yukarıdan bakalım biraz da. Mesela şu vertex'i şöyle sağ tarafa alalım. Bir de onun yerinde olup olmadığına bakalım vertex'lerin. Mesela şu buradaki iyi. İçeridekini biraz şöyle geri aldım. Şu en sağdaki de biraz ön tarafa getirdim. Sonra hatta onu biraz daha getirdim ön tarafa. Şimdi yukarıdan şöyle devam edelim. Mesela şu dört tanesini bağlayalım. Orayı kapattık. Ara sıra da bakıyorum şöyle. Çok yanlış olmaması için. Sonra şuradan kat modunu kullanarak buraya bir vertex ilave ettim şöyle. Sonra burada bir dörtlü daha var. Dörtlü oldu mu hemen kapatıyorum. Bir de burada bir hat lazım. Şuradan çıkabilirim. Üçgen çıkabilirim. Şu dördü bir kapatayım mı? Burada az bir şey kaldı. Şuradan bölsem
de olur. Şuradan bir üçgen çıksam da olur. Şuradan K'yla bir araya ilave etsem de olur. Öyle yapayım. Şuradan ilave ettik vertexleri. Şuradan gene K'yla şuradan aşağıya doğru. Şuraya doğru geldim. Bunu bağladım. Ve burada bir duralım. Şu en son yaptığım birkaç işlemi geri aldım. Çünkü burada ekstradan bir sıra koymamıza gerek yok. Ama şuradan bir üçgen yaratıyoruz şöyle. Sonra şu dört tanesini face yaptım. Geriye de zaten bu dördü kaldı. Onları da tamamladım. Burada bakıyoruz. Şu biraz aşağıda olacak şöyle içeride. Biraz resimden faydalanırsak şu yukarıdaki vertex'i düzeltelim. Hem resimden faydalanıyoruz hem de ara sıra şöyle 3 boyutlu görüntüde yandan bakarak. Mesela şunlar biraz içeride olmalı. Bunu içeri aldım. Şöyle şunu da yakınlaştırdım. Ayrıca bu vertex biraz geride olacak. Yani Y yönünde şöyle arkaya doğru. Hatta içe doğru şöyle. Burada da şu vertex'i biraz içeri doğru aldım. Şöyle bakacak olursak tamam gibi gözüküyor. Şimdi şu bu sağ tarafta kalanları da yapalım. Mesela madem bu gözün etrafında şöyle bir loop oluşacak. Mesela şu 1, 2, 3 tanesi var. Hemen K'ya bastım. Şuradan buraya kadar getirdim. Aradan da aşağıdan çıkabilirim veya gene K'ya bastım. Şuradan şöyle olabilir. Tam böyle yapalım. Şunu biraz şöyle aldık. Evet. Şu dördünü bağlayacağız. Şu vertex'i daha önce yaptığımız vertex'e birleştirdim. Şu dörtlüyü de birleştirdim. Burada bir üçgen yapalım. Bir tane de burada dört verteximiz var. Onları da kapattık. Şöyle yandan bakacak olursam, tabii ki ufak tefek düzenlemeler yapmamız lazım. Bunları birazcık yerlerini değiştirerek daha düzgün bir görüntü elde edebiliyoruz. Daha önce sakladığım vertexleri tekrar geri getirdim. Şöyle bakacak olursam dudaklarını, burnunu ve gözlerini bitirdik. Zaten diğer kısımlarını da en başta yapmıştık. Şimdi burada eksiklerimizi tamamlayalım. Önce boyun kısmını yapmamıştık. Onu yapacağız. Buradan şurada bir vertex tek başına duruyor. Onu dissolve yaptım. Onu kaldırdık. Şimdi circle'da buradan şu vertex'i de üsttekine birleştirdim. Yine de circle'da boyun kısmını yapmak için bu 4 vertex'i seçtim. Extrude'la aşağı doğru aldım. Gene biraz düzenleme ile 6 vertex'li oldu. Düzenleme ile resimden de faydalanarak vertex'lerin yerlerini değiştirerek görüntümüzü normal bir şekilde getiriyoruz. Önden bakarsam ortaya bir sıra vertex koydum. Şu arkadakini içeri aldım. Şöyle yandan bakacak olursak boyun kısmı da kabaca tamamlanmış oldu. Bunu 6 vertex'te yaptım çünkü daha önceki modelimizin bu bağlayacağımız kısmında da 6 vertex var. Bakacak olursak şöyle 6'ya dedim. Bunu seçtiğimiz zaman burada da bağlantı yapacağımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertex'imiz var. Onu birazdan yapacağız. Şimdi tekrar bunu sakladım. Başı seçtim. Eksiklerimizi tamamlayacağız.
Şimdi modelimize bir bu haliyle bir bakacak olursak, obje moda geçtim ve burada kontrol 1'e bastım. Bir de smooth dedim. Şu siyah gibi gözüken yerler, daha önce de söylemiştim. Bütün vertexleri seçiyoruz. Kontrol N'ye basıyoruz. Onlar düzeliyor. Bu yüzeylerin yüzey normalleri ters olduğu için o yüzeylerde Blender bize onu otomatik olarak Ctrl N'ye basınca düzeltiverdi. Şimdi tekrar bakıyoruz. Şimdi burada ilk dikkatimizi çeken şey dudak çok flu gözüküyor. Yani aslında orada bir çizgi olmasına rağmen onu şöyle yapıyoruz. Bu üç tane vertex, daha doğrusu iki tane vertex seçiyoruz. Burada bir ikisi, yani üstten ve aşağıdan gelenler birleştiği için V tuşuna basıp ayırdım. Yani alt dudaktan üst dudağı ayırmış oldum. Şimdi burada şu anda alt dudaktaki vertexler seçili. Tam belli olmuyor ama extrude dedim. Yandan bakıyorum. Z'ye basayım. Şu anda sarı olanlar ayırdığımız vertexlerden birer tane de extrude ettim. Onu biraz geriye doğru aldım. Bir daha extrude ettim. Aşağı doğru götürdüm. Tamam, ne yaptığımızı göstereyim. Şimdi önce kontrol 0 diyelim. Sonra şu Z'den çıkalım. Perspektif görüntüde içeriden göstereceğim şimdi ne yaptığımı. İçeriden alt dudağın o 3 tane vertexini içeriye doğru girdim ve ondan sonra da biraz aşağı doğru indirdim. Bu şekilde tekrar normal görüntüye gelirsek, kontrol 1 dedik. Şimdi biraz önce o en son yaptığım işlemden önce dudak kısmı böyle çok fluydu. Çünkü orada bir birleşme durumu vardı. Yani vertexler ayrılmadığı için tam bu iki dudağın arasında öyle bir görüntü vardı. Onu düzelttik. Şimdi bir de bu burun deliğini yapalım. Onu da mesela şu sağdaki 4 vertex'i seçtim. Extrude dedim. Ondan sonra şöyle yandan baktım. Bunları yukarı doğru kaldırdım. Yukarı doğru kaldırınca oradaki delik oluştu. Bir de araya bir tane daha, bir sıra daha şuraya koydum. Onu biraz aşağıya indirdim. Şimdi biraz da düzenlersem bunu şöyle. Mesela şu kenar çok sivri oldu. Orayı sivri oldu. Hatta evet, şurada. Onu şöyle içeriye doğru alırsak şöyle, evet. Orası düzeldi. Şurada da var aynı şey. Onu da önce seçmem lazım. Seçmek için Z'ye bastım. Şunu seçtim. Onu da şöyle içeri doğru alırsam oradaki keskinlik de gitti. Bunu daha fazla vakit kaybetmiyorum. Delik yaptık. Sadece şunu biraz, burnu biraz, uç kısmını ileri doğru aldım. Hatta çene de. Şimdi bu düzenlemeyi aslında biz biraz önce yapmıştık. Fakat burada gene sanki vertexler geriye kaçmış gibi gözüküyor. Bunun sebebi subsurface modifier uygulandığı zaman, şu anda uygulanmış vaziyette, daha düzgün, yumuşak bir görüntü oluyor ama vertexler modifier işlemini yapabilmek için vertexlerin yerlerini bir miktar değiştirdiği için genelde içeri doğru oluyor. Bir küçülme söz konusu. Onu yeniden böyle düzeltiyoruz. Dudakta bir şöyle düzenleme daha yapalım. Tamam. Şimdi bakacak olursak, bu dudak kısmında daha fazla ayrıntılar da yapılıyor. Bu her iki dudağın ortasından da birer mesela çizgi atıp onları biraz böyle dışarı doğru çıkartarak çok daha gerçekçi görüntü elde edilebiliyor. Ama o zaten açıklanmaya gerek duyulmayan bir durum. Ayrıntı yapmak için daima ilave vertex koymamız gerekiyor. Bir de şu kaş kısmı çok geride gibi duruyor. Onu da hemen şöyle biraz ileri doğru aldım. Şöyle. Evet, kaş kısmının, yani kaşların bulunduğu yerde şimdi daha iyi oldu.
Şöyle bakacak olursak artık sıra saçlarını yapmaya geldi. Saçları kulaklarını örttüğü için bu tutorial'da, bu derste kulakları göstermiyoruz. Çünkü yapsak bile zaten saçları yaptığımız zaman gözükmeyecek. Şu en alttaki edge'i kaldırdım. X'e bastım. Evet, onu da kaldırdık. Şöyle. Şimdi saçları yapmak için bir resmimiz daha var. O resim de şu sağdan şu ikisi, en alttaki ikisini seçtim. Şimdi Z'ye bastım. Saç bu şekilde. Bu saçın altındaki modeli yapmıştık zaten. Saçı yapmanın kolay yolu şu. Önce bu üzerinde çalıştığımız bu küp objesinden başlamıştık. Küp objesinden bir tane Shift Double'la kopya aldım. Olduğu yere bıraktım. Sonra bir önceki sağ taraftan bir öncekini seçtim ve sakladım. Şu anda ekranda gördüğümüz onun bir kopyası. Edit moda geçtim. Modifier olarak subsurf'ü kaldıralım. Modelimiz karşımızda. Şimdi burada saçın kenarını buradan gördüğümüz için hemen cut modu kullanarak yukarıdan başlayıp şöyle aynı hat üzerinden belirli noktalardan vertex oluşturarak saçın bir kopyasını daha önce yaptığımız modelden faydalanarak oluşturmak istiyoruz. Evet, önden bu şekilde almış olduk. Yüz kısmı bize lazım değil. V tuşuna bastım. Şöyle ayırdım. Ctrl L'ye bastım. Oradaki vertexleri delete ile sildim. Şimdi artık elimizde saç için gerekli olan vertexler var. Bunların sadece şu üsttekileri ve arkadakileri tam yerlerine getirmem lazım. Vertex moda geçtim. Proportional Edit'i de açtım. Arkadan düzenlemeye başlıyorum. Şunu biraz geri alıyoruz. Bu alt kısımdaki vertexleri, bu arada aktif element seçili olacak. Şöyle düzeltiyoruz. Bu düzeltme işlemini yaptıktan sonra biraz önce yaptığımız modelleme ile bu saçı birleştireceğiz. Şu anda başka bir obje üzerinde çalışıyoruz. Ötekisini sakladık. Görüntüde yok. Önden bakıyoruz. Z'ye bastım. Sağdan ve soldan genişletmem lazım. Onun için şöyle sağ taraftan bir vertex seçtikten sonra Proportional Edit de açıkken şöyle nasıl olmuş bir bakalım. Şöyle düzenliyoruz. Şimdi şu yandan bakarken arkadaki vertexleri bir saklayalım. Bunları seçtim. H'ye bastım. Şimdi tekrar önden bakarken şu üst kısımda biraz geriye almam lazım. Bu arada simetri olmadığı için bu noktadan itibaren mirror modifier'ını uygulayarak onu kalıcı hale getirdim. Şimdi şöyle vertexleri tekrar yerlerini değiştirerek onları biraz galiba fazla götürdüm. Sakladığım vertexleri geri getirdim. Şöyle şimdilik fena değil. Sadece biraz başörtüsü gibi oldu. Şunu yine bu sefer mirror modifier olmadığı için circle'da arkadakinle beraber seçerek yeniden düzenliyorum. Yine çok fazla uğraşmayacağım çünkü ana fikir belli olmuştur tahmin ediyorum. Yine circle'da şuradan seçtik. Yukarıda bir fazla şişkinlik var. Onları da yine aktif seçiliyken şey aktif olmuyor. Median point olacak. Median point seçiliyken şöyle biraz aşağı doğru aldım. Bu kadarlık tamam diyelim. Ve artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi
sakladığımız bir önceki modeli de ve onunla birlikte gövdeyi de ekrana getirdim. Sadece bu saçın ön kısmı baş kısmına çok yakın olmuş. Onu düzeltmek için onu seçtikten sonra şöyle kenarlarını biraz açıyorum. Şurada da şu vertekslere gerek yok. Onları sildim. Gene de birkaç düzenleme daha yapıyorum. Şöyle biraz daraltıyorum. Aslında şu vertexleri seçip bu ön kısımdakileri komple extrude dedim. Karşıdan bakarken scale ile sadece onları proportionate kapalıyken biraz küçültüp biraz da geriye doğru alırsam daha iyi olacak. Bir de yine bu arkadaki vertexlerden birini seçip biraz içeri doğru alıyorum. Bu sürekli bir çalışmayla daha düzgün bir şekilde yapılabilecek bir model oldu. Şimdi modelimize bir gözlerini yapacağız. Onun için kursör zaten tam gözlerin olduğu yerdeydi. Shift A'ya bastım. Bir küre ekledim bunu. Edit modda küçültüyorum. X eksenini de döndürüyorum. Obje modda Ctrl A dedim. Location dedim. Bunun mirror'ünü yaratıyoruz. Mirror'ünü de yarattım. Edit modda biraz daha küçültüyorum. Ve Y eksenini de geriye doğru biraz alıyorum. Biraz da X'i de sola doğru aldım. Tekrar Y'ye de öne doğru getiriyorum. Sağ taraftan bakarsam biraz öne getirdim. Şöyle. O açıkta kalan noktaları da düzeltmek için hemen buradan vertex seçtim. Biraz ileriye doğru alacağım. Yalnız G proportionate kapalıyken G eksenini biraz öne doğru aldım. Şu alttakini de biraz öne doğru aldım. O da tamam. Aslında bu gözlerde bir de şu en kenardaki vertexleri seçip şunları yine extrude deyip scale ile biraz küçültüp şöyle yandan bakarken biraz geriye doğru alırsam şöyle Y'de ve oradaki vertexleri de mesela şu göz pınarının olduğu yerdeki vertexi böyle içeriye doğru ötekini de biraz dışarı doğru alırsam kenarı böyle keskin birden bir bitmiş olmuyor. Arka tarafta bir yüzey daha oluşturmuş oluyoruz. Şöyle vertexleri geriye doğru alırsak G, Y'ye bastım. Evet. Evet, o da tamam. Şimdi modelimizin son olarak boyun kısmını birleştirirsek dudak değişik oldu. Çünkü bakıyoruz. Ctrl 1. Ha, tamam. Modifier'ı aktif hale getirince o da düzeldi. Şimdi boyun kısmını bağlayalım. Boyun kısmını bağlamak için bu gövde kısmı ve baş kısmı ayrı objeler. Onları birleştirmek için her ikisini birden seçip J, Join'in J tuşuna basıyorum. Tabii Ctrl ile beraber. Ama mirror'ı uygulamadan yaptığım için olmadı. Tekrar bir geri aldım. Baş kısmındaki mirror modifier'ını uyguladım. Kalıcı hale geldi. Tekrar ikisini beraber seçtim. Ctrl J'ye bastım ve artık baş kısmıyla gövde kısmı tek bir obje haline geldi. Şimdi edit modda birleştirme işlemini yapacağım. Önce şu ortadaki line'ı biraz yukarı alacağım. Yukarıya doğru şöyle aldım. Sonra da birleştirmeyi yapacağım. Fakat şu
Boyun kısmındaki vertexleri biraz şöyle ön tarafa doğru alıyorum. Aslında birleştirmeyi yaptıktan sonra düzenlersem daha iyi olacak. Bu biraz önce yukarı çıkardığım edge artık arada kalacağı için onu tamamen kaldırdım. Şimdi de bağlantıları yapacağım. Burada bir face var. Bir tane de burada var. Sonra arkadaki face'leri de yapıyorum. Şu anda mirror modifier artık olmadığı için öbür tarafı da yapmam gerekti. Onu da şöyle 4 tanesini seçtim. Face'ini yaptım. Bunları biraz öne alıyorum. Çünkü çok arkada face yaptım. Şimdi biraz daha düzelteceğim. Şu saçı bir saklayalım. Boyun çünkü daha iyi gözükecek öyle. Ve yanlış olan yerlerini düzeltelim. Bu vertexler biraz daha önde olacak. Şu biraz arkada olacak. Arkada resim yok ama şu anda gene de bir tuhaf gözüküyor. Acaba neden? Evet, şurası içeride kalmış. Sırt kısmında böyle bir girinti olmadığı için orayı biraz geriye doğru alıyoruz. Bunları. Şimdi daha iyi oldu. Boyunu biraz incelttim. Evet, mirror ile çalışmanın ne kadar faydalı olduğu burada da gözüküyor. Çünkü her yaptığımız işlemi her iki tarafta da yapmak pek mantıklı bir şey değil. Ama bu seferlik böyle olsun. Evet. Şimdi şu vertex'i biraz aşağıya, şunu da biraz aşağıya aldık. Dediğim gibi hassas ayrıntılı işler vakit sınırlaması olduğu için şu anda pek mantıklı gözükmüyor. Şöyle bunları da açtım. Bunları da sol tarafa aldım. Şu iki vertex'i de biraz şöyle açtım. Şunları da açtım. Düzenlemeleri yaptıktan sonra modelimiz tamamlanmış oluyor. Bundan sonraki tutorial'larda bu seride yaptığımız, bitirdiğimiz bu modeli kullanarak animasyon yapacağız. Yürüme, koşma, sonra daha değişik animasyon tutorial'ları da yapacağız. Tekrar fileti seçtim. Resimleri de kapatayım. Resimlerin hepsini kapattım. Sonra şöyle bir bu saçı da aslında birleştirebilirim. O ayrı bir obje şu anda. Onu da Ctrl J ile birleştirirsem şu anda tek bir obje haline geri döndük. Modelimiz bu. Ayakkabıları, elleri, başını da bu bölümde yaptık. Böylelikle bu serinin sonuna gelmiş olduk. Hepinize iyi günler.